Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Çalışmaya devam. İçerik üretmeye devam, yılmadan mücadeleye devam. Ne demiştik? Biz bu 34 günde TYT kimyayı hallederiz hocam. Bizden kaçmaz bu ya. Bizden ne kaçacak ya? Bizden hiçbir şey kaçmaz. Çünkü biz çalışkan insanlarız. Biz kimyaya karşı olan sevgimizi artıran insanlarız. Belki başlangıçta bir ön yargımız, bir korkumuz vardı ama artık onların hepsi geçti. Çünkü biz testlerimizi çözüyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz ve gelişiyoruz. Netlerimizi de artırıyoruz. 34 günde TYT kimyayı Fullleme noktasında kendimizi tamamen hedefe kitlemiş durumdayız. E o zaman ne yapacağız? Bugün tabii ki 28. günümüzdeyiz kampımızda derişim üzerine konuşacağız bugün ve ilk dersimizde kütle yüzde derişim. Bak ne yapıyoruz? Günün sonunda da ödevler var. Hep derişim üzerine konuşarak ödevler yapacağız. Sayısal işlemler yapacağız aslında bakarsan. E o zaman tabii ki burada neyimiz var? Bizim bir tane ders notları kitabımız var. Tabii ki hemen açarak bunu yazarak ilerliyoruz. Sayfa 89'u açalım ve beraber hemen kütle yüzde derişim kısmını bulalım beraber çözelim olur mu? Haydi bakalım gençler dersimize başlayalım. Ne göreceğiz dersimizde? İşte çözünen kütlesi, çözücü kütlesi, çözelt kütlesi. Bunların üzerine konuşacağız. Çözeltleri karıştırdığımız zaman, çözeltiye su eklediğimiz zaman ya da çözeltten su buharlaştırdığımız zaman acaba derişim ne olur? Ve bazen derişim grafikleri vardır. Acaba bunları biz nasıl yorumlayabiliriz? Bunları dersimize göreceğiz. Şimdi kütlece yüze derişim en yaygın kullanılan derişim türlerindendir ama derişimin önce bir tanımını yapalım istersen. Bir çözelti içerisinde çözünen madde miktarına biz derişim diyoruz. Evet bak çözülmesi lazım çok önemli. Hani mesela derişik çözelti diyorduk ya ne kadar madde çözünürse o kadar çözeltimiz derişik oluyor değil mi? Onu söylemiştik. Peki kütleci yüzde derişim en yaygın olan türdür diyoruz ve peki olay ne? 100 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden kütlesidir diyelim. Şimdi o zaman mesela şöyle bir şey yapsam bak. 20 gram şeker ile işte 100 gram suyu karıştırsam o zaman çözeltimiz kütlece %20'lik mi olur acaba? Hı? Öyle mi olur acaba? He? Bakalım acaba öyle mi oluyor? Bakın hemen bunu hemen birazdan görelim. Şimdi bak olay şu. Öncelikle çözelti kütlesinden bahsedelim. Çözelti deyince ne anlıyoruz? Çözücü kütlesiyle beraber çözünen kütlesinin toplamıdır. Şimdi burada olay neydi? 100 gram çözeltide çözünen madde miktarımız. Yani şey değil 100 gram usta çözünen kütleden bahsetmiyoruz. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Bunun bir formülü var aslında. Formüle yazabilirim ben bunu. Formülsüz de yapabiliriz ama formülü de yapabiliriz. Kütle cüzde derişim ne yapacağız? Bak şu paya çözünen kütlesini yazarız. Evet. Aşağıya da çözelti kütlesini yazarız. Ve bunu ne yaparız? Yüzde çarparız. İşte bizim formülümüz bu. Buradan yapabiliriz tamam mı? Yani şöyle demin söylemiştim ya. 20 gram şeker var. 100 gram suyla karıştıralım. Acaba çözeltimiz kütleci %20'lik midir? Değildir bak ne oluyor? Çözünen kütlemiz 20 gram şeker. Çözelt kütlemiz 20 artı 100 çarpı formülden gelen 100. Bak ne olur? 20 bölü 120 çarpı 100 geliyor. Görüyor musun? Yani buradan kütleci %20 gelir mi? gelmez evet ya da şöyle de yapabilirsin hemen bunu da söyleyeyim i̇şte toplam çözeltimiz ne kadar 120 gramlık çözelti 120 gramlık çözelti içerisinde 20 gram şeker var ise Acaba 100 gram çözeltide ne kadar vardır dersek bak buradan da %20'den başka bir şey gelecek. Yani ona dikkat edelim. Su miktarı mı, çözelti miktarı mı bize verilmiş? Ona göre bakalım. Hadi bu konuyu iyice anlamak için sorular çözmeyle dersimize devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Diyor ki 80 gram potasyum nitrat katısının tamamının 720 gram suda çözülmesini sağlanıyor diye bir ifade verilmiş burada. Buna göre oluşan çözeltimizin kütle cüzde derişim nedir? Bak iki türlü yapabiliriz. Formülümüz neydi? Önce formülle yapayım isterseniz. Olay neydi? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100. Evet formülümüz buydu. Buradan yapabiliriz aslında. Peki çözünen kütlemiz ne? 80 gram potasyum nitrat. Yani 80'i ben üste yazıyorum. Peki çözelti kütlemiz ne? Toplam kütlemiz. Yani karışımın toplam kütlesi. 80 artı 720. Bölü e, çarpı ne formülden gelen 100 var zaten görüyorsun ki. Bak buradan ne gelir? 80 bölü 800 çarpı 100 mü? Evet bak buradan sıfırlar gidecek. 80 bölü 8'den %10. Demek ki çözeltimiz %10'luk. Bak şöyle de yapabilirsin. Toplam çözeltin kaç gram? 80 gram çözünen 720 gram da suyumuz. Toplam ağırlığımız toplam çözeltimizin kütlesi. 800 gramlık çözelti. 800 gramlık çözelti içerisinde 80 gram potasyum nitrat yani çözünen var ise yüzde nedir? Evet yüzde tabii ki 80'de 800'de 80 yüzde 800 80, 10. Bak buradan da aynı şeyi yakalayabilirsin. Cevap da o zaman A oldu. Diğer sorumuza bakalım istersen. Şimdi %30'luk 600 gram şeker su çözeltisi hazırlamak için kaçar gram su ve şeker almalıyız diye sormuşuz. Bak şekerli su bir çözelti. Bunun %30'luk olmasını istiyorum değil mi? Yani bu %30'luk demek ne demektir? Şudur aslında. 100 gram çözeltimiz var ise 100 gram çözeltinin 30 gramı aslında şeker. Yani çözünen demektir. %30'luk bunu ifade ediyor. O zaman 600 gramlık çözeltinin ne kadarı şekerdir? %30 sa 600 de 180 gram şeker olacak. Yani o zaman 600 gram çözeltinin 180 gramı şeker ise geriye kalan 420 gramı ne olması lazım Su olması lazım öyle değil mi demek ki 180 gram o zaman e, ne yaparız Şeker alırız bunu 420 gram Suyla karıştırınca aslında %30'luk 600 gram şekerli su bak böyle yapabiliriz Ya da şöyle yapabilirsin direkt 600 gramın %30'unu bulursan Direkt bak çözeltimizin kütle yüzdesiyle Çarpılmasıyla beraber 180 bak bu ne aslında 180 gram Çözünen kütlesini bulursun Yani çözünen demek şeker aslında burada Yani çözelti kütlesini Yüzdesiyle çarptığınız anda çözünen kütle bulursun. Gerisi de zaten su oluyor. Yani 420 gram da sudur aslında bakarsan. E cevap da D'dir diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Şimdi bize bir grafik çizmiş, şekil yapmış bize soru. Ne yapacağız şimdi? Bak diyor ki, elimizde bak bu grafiği önce bir okumamız lazım ki bununla alakalı öncüllerimiz var. Bak şimdi ben nereden başlıyorum? 40 gram e, kalsiyum nitratın kütlesinden başlıyorum. Ben bu 40 gram kalsiyum nitratı 100 gram suya atıyormuşum ve katı kütlesindeki değişimi vermiş. İstersen bak bunu şekilli anlatalım istersen sana. Elimde 100 gramlık bir su varmış tamam mı? 100 gram su varmış. Ben bu 100 gram suya ne yapıyorum? 40 gramlık bir e, tabii ki kalsiyum nitrat atıyorum hemen buraya bunu yazayım bunu ben buraya atıyorum ama ne oluyor tabii ki burada katı kütlesinde 15 gramlık 15 gram kalıyor yani o zaman demek ki dipte ne oluyor arkadaşlar dipte 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 15 gram katı kalıyor. He, bu dipteki kalsiyum nitrat nedir? Çözeltiden sayılır mı? Hayır sayılmaz. Peki bu çözelti neresi? Bak çözelti şurası değil mi? Peki bu çözeltide ne vardır? Zaten içerisinde 100 gram su vardı. Bir de 40 gramdan gelen işte 15 gram dibe çöktü ama o çözelti içerisinde var? 25 gramlık değil mi? Tabii ki çözünen kalsiyum nitrat katısı var. O artık çözündü ve katı kütlesi azalmış oldu. O zaman çözdüğümüz 100 gram su çözün elimizde 25 gram kalsiyum nitrat. Pekala. Oluşan çözelti acaba kütlece %25'lik midir? Evet hocam 100 gram su %25'lik diyorsun belki ama değil değil mi? Neden değil? Çünkü toplam çözeltimiz 125 gramlık çözeltimiz. 100 gram su 25 gram kalsiyum nitrat. O zaman ne yapacağız? 125 gramlık çözeltide 25 gram çözünen var ise acaba yüzde nedir? Yüzde 20'dir. Evet demek ki burada %20'lik bir çözeltiden bahsediyoruz. Bu olmadı. Peki son çözelti elektrik e, ne demiş? Doygundur demiş önce. Ona bakalım. Doygun olup olmadığını nasıl anlıyorum? Bak şimdi ne olmuş? Sen buraya katı atıyorsun evet. Sonra burada 15 gram katı dipte kalmış. Yani çözebileceğini çözmüş bu su. Geri kalan madde de dibe çökmüş. Yani artık bu çözelti demek ki doygun. Çözemiyor daha fazla madde miktarını. O zaman demek ki hani dipte katısıyla denge olan çözeltiler doygun çözeltiler diyorduk ya. İşte bu da bunu ifade ediyor zaten. Evet gelir. Peki oluşan çözelti elektrolit midir? Zaten bak bu nedir? Bu bir kalsiyum nitrat e, bileşiği bir tuz. O zaman ortama ne yapar? Kalsiyum artı 2 ve nitrat eksi 1 iyonlarını bırakır. Evet bak kalsiyum nitratın ben hatta buraya iyonlaşma de yazayım mı? Evet önemli. Kalsiyum nitrata baktığında iyonik bağlı bileşik. iyonik bağlı bileşikler dünkü dersinde demiştim ki elektrolitti. Yani kalsiyum artı 2 iyonuyla nitrat eksi 1 iyonlarını bırakır. Ortamda iyon varsa elektrik akımı tabii ki iletilecek. O yüzden elektrolittir bu ifade doğru gelir. 2-3 o zaman ne yapacağız? E seçeneğini ben burada işaretlerim. Diğer sorumdayım. Şimdi diyor ki kütlece %44'lük 200 gram tuzlu su çözeltisine kaç gram su eklenirse çözelti son durumda kütleci yüzde 11'lik olur. Evet bak şimdi çözeltimiz %44'lük su ilavesi yaparak çözeltimizin seyrelmesini sağlamak istiyorum. Ama öncelikle çözeltimizin başlangıç durumunu bir analiz edelim. Acaba 200 gramlık tuzlu su da acaba kaç gram tuz vardır? Kaç gram su vardır? Bunu anlayalım öncelikle bu tarz sorularda. 200'ün %44'ünü alırsınız. Tamam mı? Aldık. Ne olur bu durumda? 88. Demek ki burada 88 gram tuz var. Geri kalan demek ki 112 gram da ne olur? Su olur. Değil mi? Toplam 200'e geleceğiz ya. Buradan bunu yakalayabilirim. Şimdi sen bunu ne yapacaksın? %11'lik yapacaksın öyle değil mi? %11'lik yapacaksın ama nasıl yapacaksın bunu? Su ilavesi yaparak. Mesela diyelim ki x gram su ilavesi yaptın. O zaman son durumda ne olur? Son durumda bir kere... 88 gram tuzumuz hala o çözeltide kalır. Son durumda senin suyun ne olur? 112 artı x gram suyun olmuş olur. Evet. Toplam çözelti ağırlığın ne olur tabii ki? 200 artı x gram benim çözeltim. Değil mi? Peki ne oluyormuş bu? %11'lik oluyormuş. Bunu iki türlü yapabilirsin. İstersen önce formülle yapalım. İster misin? Bence olur diye düşünüyorum değil mi? Hani neydi olayımız? Kütleci yüzde derişim eşittir. Çözünen kütlesi. M çözünen diyelim şuraya. Bölü çözelt kütlesi. Çarpı 100 hemen buradan yapabiliriz ya değil mi? Evet buradan yapabiliriz. Ne kadar oluyormuş? %11'lik oluyormuş. 11 eşittir. Çözünen kütlemiz değişmedi gerçi. 88. Çözelt kütlemiz ne olur? 200 artı x. Tabi formülden gelen de 100. İşte buradan x'i bulacaksınız. Burası işlem artık burada kimya bitti arkadaşlar. Sizler zaten rehber matematiği izliyorsunuz. Şenol hocamı izliyorsunuz. Mert hocamı izliyorsunuz. SML hocamı izliyorsunuz. Matematiği sizler benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden bunu her türlü yaparsınız. Bak buradan ne olur? İçler dışlar çarpımından işte 800 eşittir 200 artı x'e x buradan 600 gram. Yani 600 gram su ilavesiyle bu işi halledebiliriz. Başka nasıl yapabilirdik? Şöyle yapabilirdik. Bak %11 ya şöyle. 100 gram çözelti içerisinde 11 gram çözünen demektir %11. Peki benim çözeltim ne oldu? 200 artı x. O zaman 200 artı x'te de ne kadar varmış? 88 gram varmış. Evet görüyorsun değil mi? Hani 200 artı x'te 88, %11. İşler dışlar çarpımından buradan ne olur? 600'ü hemen bulursunuz ve aşık olarak işaretlersiniz. Devam edelim. Başka bir sorumuzdayız. Bir x katısı 25 santigrat derecede 100 gram suda en fazla 30 gram çözünebilmektedir. Bu ne? Onun sınırı yani çözünürlük dediğimiz bir hani kural vardı ya. 100 gram suya sen 32 gram atsan 2 gram dibe çökecek demek ki 30 gram çözeltide kalacak. Bunu anlıyorum. Pekala kütlece %20'lik 500 gramlık çözeltinin doygun olabilmesi için çözeltiye en fazla kaç gram x katı eklenmelidir? Ne yaparsın? Öncelikle bu çözeltiyi bir analiz edersin. Yani bu 500 gramlık çözeltimiz %20'lik ya kaç gramı su kaç gramı demek ki burada işte tuzmuş. Bunu anlayacağız tamam mı? Pekala ya da x katısıymış diyelim. Hemen ne yapayım? 500'ün %20'sini bulayım. Ben 500 çarpı 20 bölü 100 yaparsam buradan sıfırlar gider 100. Demek ki burada 100 gram x çözünürse geri kalan 500'e kadar geri kalan nedir 400 400 gramda su var yani benim elimdeki madde bu Dediğim elimdeki çözeltide 100 gram x maddesi var 400 gram da su var. Evet bunu böyle anladığını düşünüyorum. Pekala yani bunu böyle gördükten sonra diyor ki ama ben bunu doygun hale getirebilmek için ne kadar x katısı eklemem lazım diyor. Bu çözelti şu an doygun değilmiş. Peki ne yapacağım ben burada? Şöyle bir şey yapacağım tabii ki. Hemen bak 100 gram suda 30 gram çözünebildiğini görüyorum ya. O zaman her 100 gram suda evet 100 gram suda 30 gram madde çözünebiliyor. 30 gram x çözünebiliyor. O zaman elimde 400 gram su vardı. 400 gram suda ne kadar çözünebilir? %30'da 400'de tabii ki. 120 gram çözünebilir, değil mi? 120 grama kadar benim sınırım var. Ama elinde kaç gram varmış? 100 gram varmış. O zaman demek ki 120 gram çözebilece çözebileceğim miktar. Elimdeki miktarda 100 gram demek ki 20 gram daha ne yapabilirim? Ekleme yapabilirim yani çözebilirim. Evet 20 gram daha çözdüğümde çözeltim artık doygun hale gelir. Cevap da bu durumda B seçeneğidir diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Evet hemen bakalım istersen. Şimdi burada ise bir tane grafik var görüyorsun ki. Ne var? A noktası ve B noktası var. Şimdi burada potas mütat kasıtı hazırlanan A ve B sulu çözeltilerin kütleci yüze derişimlerini vermiş ve kütlelerini de vermiş görüyorsun ki Çözelti kütleleri burada verilmiş ve kütlece yüzde derişimleri burada verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bakalım çözeltilerin içerikleri çözülmüş potas mütrat kütleleri birbirine eşit midir? Hemen bakalım bak A'ya bakalım A'da neymiş? A'da 300 gramlık %40'lık. Hemen ne yapalım? 300'ün %40'ını bulalım arkadaşlar. Çözeltide de 300'ün %40'ını bulursanız ne gelir? 120. Demek ki A'da 120 gramlık çözünen potasyum nitrat var. 300'e kadar ne olur? Geriye de 180 kalıyor. Demek ki 180 gramda burada ne var? Su var. İşte A maddesini analiz ettik. Peki devam edelim. B maddesine bakalım. O da 200 gram %60'lık. Hemen ne yapacağım? 200'ü %60 ile çarpacağım. 200 çarpı 60 bölü 100 yapacağım. Buradan ne gelir? Oradan da 120 gelir. Yani 120 gramlık potasyum nitrat maddesi çözünüyor demektir. Geri kalan 200'den geri kalan ne var? 80. 80 gramda elimize ne var? Su var. Demek ki olay bu. Pekala. Evet bakıyorum. İkisinde de çözülmüş olan potas nitrat miktarları birbirlerine eşit. O yüzden birinci öncülümüz tabii ki burada doğru geldi görüyorsun. Peki devam edelim. A ve B karışımları aynı sıcaklıkta karıştırılırsa doygun çözelti kütlece %48'lik olur. Peki bakalım şimdi olay ne? Bak şimdi hepsini karıştırıyorum. Karıştırırsam 120 gram potasyum nitrat burada var. Evet 120 gram da burada var. Toplam çözeltide çözülen miktarımız ne olur? 120 artı 120 toplam 240 gramlık ne olur? Çözünen olur. Öyle değil mi karıştırdığımda? Evet. Peki su miktarına bakalım. 180 gram burada var. 80 gram da burada var. Toplarsam ne olur? 180 artı 80'den. Görüyorsun ki 260. 260 gram da burada çözücümüz oluyor mu? O zaman son durumdaki toplam çözeltimiz ne olur? Toplam çözelti demek. İkisinin toplamı demek. 240 artı 260'tan 500 gramlık elimizde ne var demek ki? Çözelti var. Pekala. Bana bunun diyor ki kütleci yüzde derişimi. Bak ne yapalım? Formülsüz yapalım. 500 gramlık çözelti içerisinde. 500 gramlık çözelti içerisinde ne kadar çözünen var? 240 gram çözünenimiz var. Yüzde nedir? Nedir? 500 de 240. Yüzde 240'ı 5'e bölersek 48. O zaman yüzde 48. Evet görüyorsun bunu da bu şekilde yakalayabiliyoruz. Zaten bak yüzde 40 ile yüzde 60 arasında bir şey beklerdik kimden fazla kullanıyorsak ki bakarsın aslında 300 gram olarak 40'tan daha fazla kullanmışız. Diğerine 200 gram kullanmıştım. O yüzden %40'a daha yakın geldi. Evet buradan da yakaladık. Peki çözeltinin her ikisi de doygun mudur? Şimdi bak burada diyor ki aynı koşullarda diyor. Doygun çözelti neydi? Bir yani bir çözelti de çözünebilen maksimum madde miktarını ifade ediyor. Öyle değil mi? Şimdi bak birinci çözeltimiz %40 iken İkinci çözeltimiz %60 yani birim hacimde B çözeltisi daha fazla çözünebilmiş. O zaman B'nin derişimi daha fazla olduğuna göre ama doygun çözelti demek maksimum derişime sahip olan çözelti demektir. O zaman tamam B'yi doygun kabul edersen A o zaman doymamış çünkü ben bunu %60'a kadar çıkartabiliyorum. Evet o zaman A kesin doymamış da B doymuş da olabilir doymamış da olabilir. O yüzden şu yanlış oluyor çözeltinin her ikisi de doygun değil. Belki burada doygun olma ihtimali B'de var o yüzden bunu sayamam. Cevap da hangisi doğru? 1-2 yani B seçeneği doğru geldi. Diğer soruma geçtim şimdi diyor ki kütlece %12'lik 200 gram şekerli su çözeltisiyle kütlece %80'lik 250 gram şekerli su çözeltisi karıştırılıyor. Bu karışımın üzerine 36 gram şeker ve 14 gram daha su ilavesi yapıyormuşuz. Buna göre acaba derişimi son durumda ne olur diye sormuş kütlece yüzde derişim nedir? Pekala yani ne yapacağım hemen analiz edeceğim. Yani 200 gram %12'lik ya 200'ün %12'sini hemen bulalım. Hemen bulalım. Bak buradan ne gelir? 24 gelir mi? Demek ki 24 gram burada şeker var. Geri kalan tabii ki 196 gram nedir? Sudur. Bak bu çözeltiyi böyle analiz ettim. Peki devam edelim. Diğeri ne? Diğeri ise 80 250 gram. Yani 250'nin hemen %80'ini bulalım. Peki hala. Ne olur bu durumda? Sıfırlar gider ve buradan 200 olur mu? 200 gram şeker. Geri kalan 50 gram'a ne olursa olur mu? Evet bak bunu da analiz ettim. Çok güzel. Harika. Hepsini karıştıracağım. Bak şimdi çözünen kütlesi bölü çözelt kütlesi çarpı 100 yapalım istersen. Bunu formülle yapalım. Neydi formülümüz? Kütle yüzde derişim eşittir. Çözünen kütlesi. Evet. Bölü çözelt kütlesi çarpı 100 yapabilirim. Pekala. Çözünen kütlesi ne kadar? Bak 24 gram burada çözündü. 200 gram da burada çözündü, o zaman 24 artı 200, onu paya yazacağım. Artı 14 gram daha, pardon, özür dilerim, 36 grammış, 36 gram daha şeker çözündü. Bölü toplam çözelti deyince hepsini toplam. Bak, 200 gram burası var, 250 de burası var, 450. Evet, toplam 50 gram da bak buradan geliyor, 36 artı 14, 50 daha geliyor. O zaman toplam 500 gram geldi mi? çarpı formülden gelen 100. İşte çözeltince hepsini topluyoruz. Peki hala ne olur bu durumda bakarsan? Hemen incelediğinde zaten 260 bölü 500 çarpı 100 geldi. Şuradan sıfırlar gider. Ne gelir? Buradan da 52. %52 gelmiş oldu diyoruz. Evet soru bankamızdan sorularla dersimizi pekiştirmeye devam edelim. Evet kitabımızdaki sayfa 148'deki 3 nolu soruymuş. Evet farklı bir soru. Evet burada çözdüklerimizden iyice anlayalım istiyorum. Çünkü karşımıza gelebilir. Kütlece diyor %49'luk sülfürik asit çözeltisinin yoğunluğunu vermiş. 1.2 gram bölü mililitre. Peki hala buna göre bu çözeltinin 100 mililitresinde çözülmüş halde kaç mol sülfrik asit bulunur demiş. Sülfrik asitin eması da burada verilmiş. Şimdi bak yoğunluk diyor ya. Yoğunluk D eşittir M bölü V. Ama şöyle yazacağım bak. Dx eşittir. Mx bölü Vx yazacağım. Niye böyle yazıyorum biliyor musun? Şöyle ki eğer ben çözeltimizin yoğunluğunu istiyorsam tamam mı? Çözelti yoğunluğu demek aslında çözeltimizin kütlesi bölü çözelti hacmi demektir. Tamam mı? Yani neyin yoğunluğu verilirse onun kütlesi bölü onun hacmi. Mesela diyelim ki çözücü kütlesini çözücü hacmine bölersem çözücünün yoğunluğunu buluruz. Pekala bak ne vermiş bana? Çözeltimizin yoğunluğunu vermiş. Başka ne vermiş? Çözeltimizin hacmini de vermiş. O zaman ben buradan çözeltimizin kütlesini bulabilirim. Hemen bakalım. Ne diyor bana burada? 1.2 gram bölü mililitre eşittir diyeceğim. Hemen buraya şunu yazayım. Çözelt kütlesi yazayım. Çözelt kütlesi bölü çözelti hacmi ki o da zaten 100 mililitre. İçler dışlar çarpımından ne olur buradan? 120. Yani 120 gram burada ne var? Çözeltimiz var. Çözeltimizin toplam kütlesi bu kadar, değil mi? Görüyorsun Fuat. Olay bu. Peki hala bunu böyle gördükten sonra Ahmet ne yapalım şimdi? Bak çözelti kütlemiz belli ama çözeltimizin kütlece yüzde derişimi de belli. O zaman ben çözelt kütlesini çözeltimizin kütleci yüzde derişimle çarparsam ne yaparım? Çözünen kütlesini bulamam mı? Yani bu çözelt demek aslında şu demektir. Burada çözünen bir sülfürik asit var değil mi? Belli miktar. Bir de bunu çözen değil mi? Bunu çözen ne var? Su var. Evet. Ve bu çözeltimizin %49'luk olduğunu söylemiş. Hemen ne yapayım? 120 çarpı 49 bölü 100 yaparak aslında çözünen kütlesini yani aslında çözünen kütlesi dediğimiz şey nedir? Çözünen burada sülfürik asit. Bunun kütlesini bulabilirim. Pekala. Buradan şimdi sıfırlar gitsin ama çarpmayacağım. Bak bunu böyle bırakacağım. Ne olur bak 12 çarpı 49 bölü 10 gram demek ki ne var? çözünen kütlesi var. Ben bunu yakaladım. Pekala bunu böyle yakaladım ama burada bitirmiyor. Diyor ki kaç mol diyor. O yüzden zaten ben bunu burada çarpmadım. Bak mol demek en eşittir. M bölü MA demek değil mi? Hemen ne yapacağım? Ben zaten çözünen kütlesini biliyorum. Burada bulduk demin. MA'sı da burada verilmiş. Hemen ne yaparız? Onun sülfrik asitin molünü bulabiliriz. Hemen bulalım. Ne kadarmış kütlemiz? 12 çarpı yazamadım. 12 çarpı 49 bölü 10 gram. Bölü MA'mız kaç? MA'mız da zaten 98. Evet. Bak burası artık matematik zaten. Bak buraya sıkılır 1'e 2 görüyorsun ki. O zaman da buradan ne olur? 12, 6 görüyorsun ki 0.6. Demek ki 0.6 mı o çözülmüş? Bunu burada yakalamış olduk. Cevap da C seçeneğidir diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Bu da sayfa 147'deki 9. sorumuz. Şimdi diyor ki, bir karışımın analizinde içerdiği madde miktarları grafikte verilmiş. Çok güzel. Kütle olarak verilmiş. Bu karış, karışımda ne varmış? Su varmış, X maddesi ve Y maddesi varmış görüyorsun ki. Buna göre acaba hangileri doğrudur? Şimdi ne kadarlık su var? Bak görüyorsun ki 12 gram elimizde su var. Bunu yakaladım. Peki ne kadar x varmış? 2 gramda görüyorsun ki x var. Bunu yakalamış oldum. Ne kadar y var? 6 gramda y var. Toplarsam ne olur bu durumda? Toplam çözeltimiz 20 gram çözelti olmaz mı? 12 artı 2 artı. 6 pekala diyor ki karışımda x'in derişimi %10'dur bak şimdi 20 gram çözelti içerisinde ne kadar x varmış 2 gram x varmış o zaman yüzde 20'de 2 yüzde 20. Cevap da o zaman bu durum ne olur? Pardon yüzde olur mu yüzde 20? Yüzde 10 olur. 20'de 2 yüzde 10. Cevap da bu durumda birinci öncülümüz doğru geldi. Hadi bakalım devam edelim. Evet karışımda y'nin yüzdesinin x'in e, yüzdesinin oranı 3'tür. Şimdi y'yi hemen bakalım istersen. Bak ne demiş? 20'de 6 var. Bak 20 gram çözeltide 6 gram x varsa yüzde ne vardır diye bakarsak zaten burada 20'de 6 yüzde 30. O yüzde %30'da ne varmış? Y varmış. O zaman bak X burada %10'du. Diğeri %30. O zaman karışımdaki Y'nin yüzdesinin X'in yüzdesinin oranı 3'tür. Hani 30 bölü 10'dan 3 geldi. O zaman bu da doğru geldi. Devam ediyoruz. Karışımdaki su yüzdesi %12'dir. Hayır bak. Diyor ki bak 20 gramda 12 gram var. O zaman 20'de 12 gramsa Yüzde 60. Yüzde 12 olur mu hiç? En fazla su var zaten burada oran olarak bakarsan. O yüzden bu ifademiz olmaz. Ne yapacağım hemen? C şıkkını ben burada işaretleyeceğim. Arkadaşlar anlaşıldı mı? Güzel sorularla dersimizi pekiştirmeye çalıştık. Ama tabii iki tane daha bizim burada videolarımız var bugün gelecek. En yoğun dersimiz buydu aslında bakarsan. Diğerleri hacimci yüzde derişim ve PPM derişim ki onlardan da tabii ki soru bekleyebiliriz. Ama en çok buradan soru bekliyorduk biliyor musun? İnşallah anlamışsındır. Günün sonunda sana ödevler var. Şu anda ödev vermiyorum ama... 2 saat sonra hatta 4 saat sonra sana ödevler gelecek. Haydi bakalım hedefimiz full görüşürüz.